şöyle bir şey söylemek gerekir. Şimdi 99 yılına kadar Rıber Öcalan biliyorsunuz Orta Doğu sahasında ağırlıklı olarak Kürt özgürlük mücadelesine odaklanmış olsa da ama temel odaklanma noktası o değildi. Dünya insanlığının kurtuluşu, tüm ezilenlerin kurtuluşu, tüm sömürülenlerin kurtuluşu, tüm diyelim hakları gasp edilenlerin özgürlüğü ve kurtuluşu ve en başta da kendisinin sömürge ulus olarak tanımladığı ve yok sayılan kadının kurtuluşu için mücadele ettiğini görüyoruz. O açıdan bu fikriyat, felsefe ve ideoloji herkes için bir tehlike oluşturuyordu. En başta da egemen güçler. Egemen güçlerden kastımız uluslararası diyelim sistemin başını çeken güçler. Amerika'sından tutalım İngiltere, İsrail'ine kadar, Rusya'sına kadar tüm güçler için tehlike arz ediyordu. Fakat onun dışında mesela bu güçler diyelim bunu daraltıp sanki sadece Türkiye ile diyelim ya da Kürdistan'ı egemenliğinde tutan, sömürgesinde tutan ülkelerle bu sorun yaşıyormuş gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlardı. O yüzden tüm diyelim Rıber Öcalan'a karşı mücadelede Türkiye'yi görevlendirmişlerdi ve Türkiye'yi saldırgan hale getirip tüm destekleri vererek Türkiye'yi yöneltmişlerdi diyelim hareketin üzerine, Rıber Afon'un üzerine. O açıdan Türkiye başı çekiyordu ve şimdi çektiği gibi. Dolayısıyla o günden de bugünden de rolü değişmedi Türkiye'nin çok fazla. Jandarmalık rolünü ben üstleniyorum ve sürdüreceğim diyor. O açıdan Türkiye'yi saldırgan hale getirdiler ve dikkat et bir Kürdistan sömürgesinde tutan dört ülke başta olmak üzere 23 ülkenin bizzat Rıber Öcalan'ın ismini verdiği 23 ülkenin bu komploda rol oynadığı, yer aldığı ortaya çıktı. Dolayısıyla şunu görüyoruz. Bu 23 ülke ve ki bunlar dünya egemenliğini elinde tutan ve diyelim her tarafa yayılmacılığını geliştiren güçlerdir. Ve Kürdistan'ın sömürgesini tutan güçler demek ki bunların hepsi Rıber Öcalan'ın fikriyatından, felsefesinden, ideolojisinden etkilenen güçlerdi ki bu çaplı geniş, büyük bir saldırıyı organize edip örgütleyebildiler. O açıdan baktığında aslında bunların hepsinin etkilendiğini görüyoruz. Fakat arkasından ne oldu? Rıber Öcalan tutulduğu tek kişilik zindanda aslında rehin evi diyebilir insanın. Rehinenin tutulduğu İmralı sisteminde geliştirmiş olduğu diyelim yeni paradigmasıyla sistemini daha da geliştirdi ve onların daha fazla korkulu rüyası haline getirdi. Çünkü bu sefer tüm dünya halklarını kapsayacak çözümler üretti. Daha önce de vardı mesela. Bu sonradan sadece diyelim İmralı sisteminde ortaya çıkmış bir fikriyat değil. Öncesi vardı ama İmralı sisteminde ise bunu daha fazla diyelim olabilir biçimde bir proje haline getirip ve tüm insanlığın diyelim önüne sundu. Diyelim halkların demokratik sistemi. Diyelim halkların demokratik birliği. Diyelim her halkın kendisini ifade edeceği sosyalist demokratik sistem. Bütün bunları mesela orada sistemleştirip ve paradigma haline. Ama üç temel nokta üzerinden bu paradigmasını geliştirdi. Bir, demokratik sistem üzerinden. İki, ekolojinin korunması, savunulması. Çünkü toplum ve ekolojinin bir olduğu değerlendirmesinden. Üç, en temel nokta, bunun temel gücü olan ve diyelim Sümer rahip sisteminden günümüze kadar sömürgeleştirilen kadının özgürleştirilmesi, cinsiyet özgürlüğü üzerinden mesela bu paradigmasını geliştirdi. Dolayısıyla aslında onlar yok etmek istedikleri fikriyat, ideoloji, düşünce daha fazla onların korkulu rüyası haline geldi. Çünkü bu daha geniş kesimleri etkilemeye başladı. Dikkat edin, dikkat edin. Bugün dünyada ekoloji sistemi savunan kesimlerin hemen hemen hepsi Rıber Öcalan'a sahip çıkıyor. Hemen hemen hepsi sahip çıkıyor çünkü
düşünceleri aynıdır. Ve bizim söylediklerimizi söylüyor diyorlar. Ve bizim söylediklerimizi sistematize etmiş bir proje haline getirmiş diyorlar. Dikkat edin, bugün dünyada ezilen ve demokrasiyi savunan, özgürlüğü isteyen tüm kesimler rehber hocalarına sahip çıkıyorlar. Dikkat edin bak. Ve çok açıktan bunu seslendirerek sahip çıkıyorlar. Yine dikkat edin, dünyadaki tüm işçiler, ki şimdi diyelim İngiltere'de kurumlaşmış bir büyük işçi sendikaları var ki orada ifadesini bulmuş. Tüm işçiler yine Rehber Öcalan'a sahip çıkıyorlar. Çünkü o aynı zamanda bizim özgürlüğümüzü, bizim haklarımızı savunuyor diyorlar. Yine dikkat edin, Orta Doğu'da tüm etnik yapılar, etnisite değerlendirmeleri yapıldı. Yani tüm etnik yapılar ve toplumsal form olan birçok aşiretler yine Rehber Öcalan'ı diyelim savunuyor. Çünkü onun paradigmasında bunların hepsine yer olduğu için hepsi de orada kendisini buluyor ve bu fikriyata, bu felsefeye, onların yok etmek istediği, etkisizleştirmek istediği, ortadan kaldırmak istediği fikriyata bugün çok açıktan sahip çıkıyorlar. O açıdan onlar ortadan kaldırmak istediklerinin daha fazla büyüğüyle, daha diyelim genişlemiş haliyle karşı karşıya kaldılar. Dolayısıyla baktılar, bunun yok edileceği yok. O yüzden hani derler ya, bir laf var: bükülmeyen eli öpme. O açıdan şimdi çözümü oradan geliştirmeye çalışıyorlar. Ancak hala Türkiye'ye verdikleri jandarmalık pozisyonu bitirmiş değil ve Türkiye hala bu sesi boğarak aslında bölgedeki istikrarsızlığı ve çatışmaları devam etmesini, dünyadaki istikrarsızlık ve çatışmaların sürmesini istiyor. O açıdan bu güçler eğer bölgedeki istikrarsızlık, dünyadaki istikrarsızlık ve çatışmaların bitirmesi isteniyorsa, Rehber Öcalan üzerindeki tecrit ve onun fikirleri üzerindeki tecrit kalkacak. Yoksa dikkat edin, şunu açıkça söylemek gerekir: dünyadaki sorunlar onun üzerinden başlayan tecritle çatışma durumuna geldi demek aslında öyle yanlış değildir. PKK ve Kürt Özgürlük Hareketi'nden önce tarihte geçiyor. Kürtlerin 28 isyanı var. İlki benim hatırladığım kadarıyla 1626'da mıdır, 16'da mıdır? Brados bölgesinde Emirhan Brados öncülüğündedir. Tarih yanlış olabilir ama Emirhan Brados olduğu kesindir, Brados bölgesinde. 1626'dır yanılmıyorsam, Kasr-ı Şirin Anlaşması'ndan öncedir. Şimdi dikkat edin, bu ta 1938'e kadar bu isyanlar sürdü. Cumhuriyet öncesi Osmanlı dönemi isyanları var ve Cumhuriyet sonrası diyelim Cumhuriyet dönemi isyanları var. Ve dikkat edin, hiçbir insan isyanın ömrü bir yılı geçmedi. Ağrı'nınki 4 yıl diye geçiyor ama 3-4 isyan peş peşedir. Aralıksız 3-4 isyan peş peşedir. O yüzden dikkat edin, hiçbirinin ömrü bir yılı geçmiyor. Mahabat Türk Cumhuriyeti'nin ömrü 11 ay oldu. Yine dikkat edin, hiçbir isyan, bırakalım iki parçayı, dört parçayı, bir parçanın tamamını bile etkilemedi. Örneğin en uzun süreli başvurudaki diyelim Peşmerge Savaşı olarak biliniyor. En uzun süreli o biliniyor. O bile mesela tüm başvuru kapsamadı. Kapsamadı. Başvuru zaten o zaman da ve mevcut haliyle de ikidir. İkiye bölünmüş. Ve diğer bir şey, aslında başvuru şimdi üç parçadır. Geçmişten beri bu böyledir. Orta alan denilen Kerkük'ten başlayıp Mendeli'ye kadar giden, Hemrin Dağı altındaki Mendeli'ye kadar giden bölge zaten Başur hiçbir zaman kendi topraklarından saymamış. Başur'da isyan, güya isyan eden savaşanlar kendilerinden saymamış. O yüzden öyle kendi başına, kendi kaderine terk edilmiş bir bölgedir. Kerkük'tür, Dakok'tur, Surmato'dur, Mendeli'dir, Gulale'dir. Yani böyle büyük Hanakin'dir. Bak, Hanakin'e kadar gidiyor yani. O hatta kadar gidiyor. Şimdi bunlar, bu orta alan denilen alan zaten başlık kendisine. Bunu şunun için söylüyorum. Bakın,
Başhur bile en uzun süreli Güya Peşmerge Savaşı sürdürülmüş deniliyor. Bırakmış gitmişler, 3 kere İran'a gitmişler. Sovyetlere gidip geri gelmişler. Velhasıl sürmemiş. O bile sadece tüm başvuru kapsamamış. Kuzeydeki isyanların hemen hemen hiçbiri diyelim diğer bölgeleri etkilemiş. Örneğin Şeyh Said isyanı, Seyit Rıza ile bağlantı kurma çabalarına rağmen bir türlü bağlantı kurulamamış. Zaten düşman Alevi Sünni çelişkisiyle oynayarak birbirinden koparmaya çalışmış. Dolayısıyla lokal bölgede kalmış. Seyit Rıza en son isyan olan Seyit Rıza isyanı Dersim ve kısmen Koçgiri Erzincan bölgeleriyle sınırlı kalmış. Dikkat edin. O açıdan baktığında mesela şeydir. Hep lokal kalmış isyanlar. Büyük bedeller ödenmiş. Önceleri idam edilmiş. Hala dedelerimizin mezarlarını bilmiyoruz. Mezarlarını bilmiyoruz. Ha. Ama kapsayıcı olmamış ve uzun süreli olmamış. Kürt özgürlük hareketi işte PKK bunu başaran tek harekettir. Özgürlük mücadelesini dört parça Kürdistan'ın tamamında örgütledi ve yürüttü. Ve sadece dört parça Kürdistan değil, diasporada yaşayan Kürtleri de buna dahil etti. Büyük Kürdistan özlemini çeken diğer Sovyet Kürtleri dediğimiz, Kafkas Kürtleri dediğimiz Kürtler bile bu kavgaya dahil oldu ve bu mücadeleyi yürüttü. O açıdan Kürt özgürlük hareketinin diğerlerinden tamamından farkı ve Kürtler üzerinde yarattığı etki dört parça Kürdistan'ı birleştiren ve hepsinin özgürlüğünü demokratik sistemini isteyen bir hale getirmesidir. Onun için tüm Kürtleri etkiledi. Sadece bir parça. Bakın. Ve bunu şu an eski Kürt solu diye geçinen bazı hareketlerin öncüleri bile söylüyorlar. Diyorlar PKK'nın başardığı temel şeylerden biri en büyük parti PKK'dır. Başhur'da da en büyük parti odur. Rojalat'ta da odur. Kuzey'de de odur. Rojava'da da odur. Yani tamam PKK ismiyle yok doğrudur bu böyledir zaten. Diğer tüm parçalardaki Kürtleri de uyandırdı. Onlar da kendi inisiyatifleri, güçleri, oluşumları, hareketlerini oluşturup kendilerini örgütlendiler. Ama ana örgüt, ana parti, özgürlük isteyen Kürt Özgürlük Hareketi'nin düşüncesinden etkilenip ve Rebel Apo'nun düşüncesi, felsefesi, ideolojisini esas alarak bunu geliştirdiler. Dolayısıyla bakın dört parça Kürdistan'daki Kürtlerin hepsini özgürlüğe kilitleyen temel hareket bu oldu. Diğerleri bakın şimdi Vardaniler ne yapıyor şimdi? Zaho Dohok bizim olsun diyorlar. Hevrel bizim olsun. O da onların değil. O da kendi aralarında onlar da ikiye bölünmüş. Yani her biri bir şehir devleti istiyor aslında. Kürt Özgürlük Hareketi ise Büyük Kürdistan diyor. Büyük Kürdistan'da yaşayan yaklaşık 50 milyon Kürt'ün özgürlüğünü istiyor. Onun için tüm Kürtleri bu biçimde etkilemiş ve tüm Kürtler şimdi ona sahip çıkıyor. O yüzden de Rebel Apo'ya sahip çıkıyorlar. Dikkat edin, dikkat edin. Lozan'ın 100. yılında yapılan konferansa bakın. Dünyanın dört tarafında ve Kürdistan'ın dört tarafındaki Kürtlerin ve tüm inisiyatifleri katıldı. Bir tane Beko Avan ortaya çıktı, katılmadı. O Kürtlerin temsilcisi olamaz ve Kürtler Kürt bile sayılmaz. Kadefendi şimdi diyelim. Tüm Kürtler orada birleşti. Kürtler burada kaybettiniz, burada kazanacağız dediler. Tüm Kürtler o açıdan bakıldığında Kürtlerde aslında bir ruhsal birliği sağladı. İki ulusal birliği sağladı. PKK bunu yaptı. Üç, özgürlük bilincini ve talebini ve mücadelesini dört parça Kürtlerine öğretti ve Kürtler de bunu öğrendi ve sahip çıktı. En diyelim somut bariz örneği ise bak dikkat et. Şimdi gidin Kobani şehitliğinde aslında bir ulusal birliğin sağlandığı en temel yer orasıdır. Dört parça Kürdistan'dan ve enternasyonellerin de içinde olduğu bir şehitliktir. Dolayısıyla Kürtler arasındaki ulusal birlik, ruhsal birliğin sağlandığı ve sembolleştiği temel yer Kobani'dir. Ama bugün ona karşı o saldırıları geliştiren güçlerle işbirliğine giden güç var. O da ayrı bir mesele. İnsan bunları söyleyelim. Komplo zaten bir süreçti. 9 Ekim'de başladı, 15 Şubat'ta. 15 Şubat'ta sonuçlanması da hiçbir tarih tesadüfi değil. 9 Ekim
Tarihi biliyorsunuz, büyük devrimci Che Guevara'nın katledildiği yıldır. 15 Şubat şehzade isyanının başladığı tarihtir. O açıdan bu tarihler öyle tesadüfi seçilmiş tarihler değil zaten. Ve dikkat et, Türkiye yine 9 Ekim'de Serekani Giresun'a saldırdı, işgal etmeye başladı. Tarihler tesadüf. Ben hatırlıyorum mesela dört parça Kürdistan'da çok büyük gösteriler oldu. Örneğin Başhur günlerce ayaktaydı. Başhur'da kendisini yakan peşmergeler oldu. Şehit düştü bak. Kendisini peşmerge kendisini yaktı. Hatırlıyor musun? Komünist Parti peşmergesi kendisini yaktı, şehit düştü. Kendisini yakan onlarca insan. Rojlat günlerce ayaktaydı. 400 bin, 500 bin, 1 milyon insanın toplandığı yürüyüşler, protestolar, gösteriler oldu. Büyük bir şeyler. Kuzey zaten baştan itibaren ayaktaydı. Her tarafta ayaktaydı yani. Rojava zaten günlerce tüm şehir, köy, kasabalarda insanlar ayaktaydı ve gösteriler yaptılar. Komployu ve komplocuları protesto etmek için. Yine Avrupa'da konsolosluklar basıldı diyelim. Türkler aylarca Roma'da, günlerce Roma'da oturdular. Oturma nöbetlerini yaptılar. Yine konsolosluklar, İsrail, bilmem Türkiye konsolosluklarına baskınlar oldu diyelim. Silahsız halk vurdular insanları, bizi vurdular o zaman. O açıdan dört parça Kürdistan'da çok çok büyük gösteriler oldu. Ve dikkat edin yine güneşimizi karartamazsınız eylemleri o dönemde oldu. Onlarca insan kendisi bedenini ateşe verdi. Her ne kadar Rehber Öcalan durdurmaya çalıştı, yapmayın, ben bu tür şeyleri onaylamıyorum, benimsemiyorum dese de mesela, diyelim onlarca insan bedenini ateşe verdi bu komple. Dünyada görülmemiş bir şeydir bunlar. Şimdi sadece Kürtler değil, örneğin birçok ülkede diyelim Kürtlerin bile neredeyse adını yeni yeni duyan ülkelerde mesela buna karşı yürüyüşler oldu. Araplarda büyük tepkiler oldu. Farslarda tepkiler oldu diyelim. Birçok yerde diyelim buna tepkiler ortaya çıktı ve bu aslında o zaman birçok güç o zaman Rehber Öcalan'ın gücünü gördü. O zamana kadar sadece sanki bir parti lideridir ve eğer biz zaten onu söylüyorlardı. Başı alırsak gövde dağılır mantığıyla her zamanki kapital sistemin ya da kapitalizmin her zamanki sistemiyle faşizmin her zamanki yönelim tarzıyla diyor ya bir harekete yönel başını al gövdesi dağılır. Bu daha çok Orta Doğu hareketleri için aslında tüm hareketler için bu böyledir. Peru'daki aydınlık yolu öyle oldu. Örneğin Gonzalo yakalanınca hareket ikiye bölündü sonra yok olmaya doğru. Tüm devrimci hareketler için öyle düşündüler. Alırız, başı alırız. Rehber Öcalan'ı alırız. PKK de dağılır. Bu toplumsal muhalefet de dağılır ve yok olur. Ama dört parça Kürdistan ve dünya genelindeki, Avrupa genelinde ve de Rusya'da, Ermenistan'daki diyelim protesto gösterilerini gördüklerinde Rehber Öcalan'ın gücünü o zaman gördüler. Ve bana göre de en çok korktukları dönem o dönem oldu. Ve harekete örneğin diyelim o zaman ömür biçtiler. 6 ayda dağılır dediler. Ve çok planlar yapıldı. Bu planlar 2003 yılına kadar da sürdü. Hareketin içinden bazı kişilerle ilişkilenmeler üzerinden bu planlarını sürdürmek istediler. Ama baktılar yok bir. Bu felsefe bildikleri felsefe değil. Bu ideoloji bildikleri ideoloji değil.